Merhaba dostlarım, ben Serdar ve videomuza hoş geldiniz. Yayın tablosu, canlı yayın tablosu. Şimdi değerli ahbaplarım, yaz okulunda kaldım ben. Yazda İstanbul'dayım yani, bu yüzden hazır İstanbul'dayken haftada 6 gün yayın yapmaya karar verdim. Yazda bu şekilde olacak ama yazdan sonra ne olur, nasıl bir programımız olur onu çok bilemiyorum ama şu an böyle olacak. Şimdi ilk önce tabii pazartesi günleri. Her hafta pazartesi yine gördüğünüz gibi 8'den 10'a kadar San Andreas. 2 saat San Andreas birazcık yorabilir veya sıkabilir bazı ahbapları. Beni birazcık yorabilir 2 saat boyunca aynı oyunu oynamak. İlk saat San Andreas oynayacağız. İkinci saat duruma göre. Biraz yorgun hissediyorsam başka bir oyuna geçeriz. Başka bir şey yaparız. YouTube yayın olacak. 8'den 10'a her pazartesi olacak bu. Ve her pazartesi San Andreas garanti oynayacağız. En az 1 saat oynayacağız. Belki 2 saat oynarız. Çok sıkıntı olmazsa, çok şey olmazsa. Salı Scrolls. 2 saat boyunca Skyrim oynayacağız. Genelde hep Elder Scrolls oyunları oynayacağım. Tabii Skyrim bitmek bilmeyen bir oyun olduğu için büyük bir ihtimalle her salı Skyrim oynayacağız ama yorulursam 2 saat bir oyun için fazla gelirse, bana birazcık sıkarsa diğer 1 saat ya Elder Scrolls Online'a ve Elder Scrolls Legends'a ayırmayı düşünüyorum ama her türlü salı gününü bir veya 2 Elder Scrolls oyununa ayıracağım. O yüzden Salı Scrolls olacak. Şimdi çarşamba. Çarşambanın hiçbir olayı yok. Oynamadığımız farklı oyunlar. Çok bir olay yok. Çarşamba'da pek bir oyun olmayacak. Yani çok özel bir yanı olmayacak. Sadece oynamadığımız farklı oyunlar oynayacağız. Bu Just Cause olabilir. Geçen hafta Awesome Adventures of Captain Spirit oynadık. Ondan sonra her ne kadar müthiş bir oyun olsa da bu tarz oyunların bana göre olmadığını fark ettim. Ben daha çok böyle bana özgürlük tanıyan, hayal gücümü canlandırabileceğim, kafama göre belirli hikayeler çıkarabileceğim açık dünya oyunlarını veya belki biraz daha fazla bana özgürlük tanıyan simülasyon oyunlarını oynayabilirim veya FTL gibi oyunları oynayabilirim. Oynamadığımız farklı oyunlar, farklı oyunlar. Genelde bana yollanan bağımsız yapımcıların yaptığı oyunlar olacak bunlar büyük bir ihtimalle. Çarşamba günleri. Çünkü onları YouTube'da ve Twitch'te çok oynama fırsatım olmadı, oynayamadım. Bu yüzden çarşamba günü sadece bunlara ayırdım. Normalde video programı yapmıştım ama haftada bir gün şey yapacağım, video çekimine ayıracağım. Haftada bir gün normal canlı yayın olmayan videolar gelecek. Onun dışında işte pazartesi günleri yayınlarımız olacak. YouTube'u son birkaç ayda birazcık boşladım. Onun farkındayım ve cidden vicdan azabı duyuyorum o konuda. Çarşamba böyle. Çarşamba farklı oyunlar oynayacağız. Paranormal Cuma. Paranormal Cuma'da tabii gördüğünüz hoş, bu birazcık daha korku şeyine falan benziyor. Çok bir olay yok. Çarşamba ya biraz fazla şey yapmışım. Böyle espri olsun diye yaptım. Çok bir olay yok. Çarşambadan böyle arka planla. Hani bir olay yok ama böyle sanki bir olay varmış gibi falan. Bir de çarşambanın üzerine iyice çarşambayı iyice vurguluyormuş gibi bir şeyler yaptım ama yani böyle cheesy bir şey. Olay böyle ucuz, soğuk bir espri yani. Soğuk espri tadında bir şey. Öyle dışarıdan yaptım. Soğuk espriler gibi bir şey bu da. Şimdi Paranormal Cuma. Paranormal Cuma bizim korku gecemiz. 2 saat yine tabii standart 2 saat. 2 saatten fazlası beni yoruyor. Ahbaplarım 2 saatten fazlası beni çok yoruyor. 2 saatten sonra pilim tükeniyor. Ha bu arada çarşamba günleri şey yapmayabilirim. Facecam olmaz büyük bir ihtimalle. Duruma göre pazartesi olur bir olmaz bilmiyorum. Salı günleri de facecam olmayacak. Çünkü genelde hep Skyrim oynayacağımız için ve Skyrim'de biraz daha böyle bir roleplay oyunu olduğu için salı ve çarşamba günleri facecam olmayacak ahbaplarım. Cuma, cumartesi, pazar olacak tabii ki. YouTube'da facecam istiyor musunuz, istemiyor musunuz onu bir yazın yorumlara. Gelecek videolarda şey olmayacak, facecam olmayacak. Facecam olduğu zaman insanlar beni birazcık yanlış yargılıyor, yanlış şey yapıyor. Yanlış izlenim veriyorum yani. Hayatımın biraz doğal olarak yorucu bir noktasındayım ve biraz fazla yoruluyorum. Bugünlerde son böyle birkaç yılda. İnsanlar da beni böyle yorgun görünce abi çok hevesini mi kaybettin falan diyorlar. Artık sanki istemeden yapıyorsun falan. İstemediğim halde bir şey yapmam yani. Bir şey yapıyorsam onu yapmak istiyorumdur. O konuda emin olun. Konu nereye geliyordu? Ha, facecam'ı açılıyordu. Ben böyle sürekli bir şeyler unutuyorum. Ben unuttuğum sürece siz hatırlatacaksınız. O konuda bana yardımcı olacaksınız. Şimdiden teşekkürler. Evet, Facecam'den insanlar beni böyle yorgun görünce bir isteksiz görüyor, hevessiz görüyor. Öyle bir dünya yok. Sadece dediğim gibi bugünlerde birazcık daha yorgunum. O yüzden o yorgunluk oluyor yüzümde. Beni uzun zaman sonra gören arkadaşlar da genelde hep şey diyor zaten. Ya ne oldu bu aralar, bir şey mi falan filan mı oldu? Biraz neşesizsin. Yorgunluk, genel olarak yorgunluk. Teşekkürler bu arada sorduğunuz için. Böyle önemsediğinizi görmek gerçekten çok güzel. Çok teşekkürler ahbaplarım. Dediğim gibi Paranormal Cuma Facecam olacak. Korku günleri 8'den 9'a Paranormal Cuma'da korku oyunları oynayacağız. Bu SCP olabilir, Resident Evil DLC'ler olabilir. Geçen Cuma Resident Evil 7'yi bitirdik. Resident Evil 7'yi sonunda bitirdim yani. Onun için seviniyorum baya. Öyle, neyse Paranormal Cuma bu şey. Doğru şeyi söylemedik. 8'den 9'a işte şey oynayacağız. Korku oyunları oynayacağız. Eğer 9'dan 10'a öcü böcü yoksa, ki öcü böcü nedir? Öcü böcü böyle bizim internette dolanıp paranormal videoları incelediğimiz, paranormal videoların tutarlılığını incelediğimiz veya korku öğelerine falan filan baktığımız böyle bir saatlik bir program yani. Böyle bir yayının bir saatlik bir bölümü, özel bir bölümü. Öcü böcü son zamanlarda çok şey yapamıyorum çünkü kaliteli paranormal videolar yok. Bu konuda sizden tavsiyelerinizi alacağım. Yorumlarda belirtin lütfen. Paranormal Cuma'da öcü böcüde neler yapmalıyız mesela bu hafta, yani gelecek hafta, şu an bugün pazar, bugün pazarda. Gelecek hafta öcü böcüde SCP'leri falan filan inceleyeceğiz. En sevdiğim SCP'leri falan filan şey yapacağım. En fazla ilgimi çeken SCP'leri yazacağım oraya. Ve de onları şey yapacağız, anlatacağız böyle. Biraz ne kadar sürer bilmiyorum ama öyle. Nuka Cola Cumartesi burada küçük yazılarla da yazdığı için tam böyle ekranın ortasında bahsediyorum. Bu arada beni takip edebiliyorsunuz değil mi? Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yok bu arada. Perşembe günüm boş. Perşembe günüm bomboş. Ne ders çalışıyorum, ne video çekiyorum, ne yayın yapıyorum. Arkadaşlar planınızı nasıl yapıyorsanız yapın, haftalık planınızı. Emin olun haftada bir gün boş kalmanız gerekiyor. Yani haftada bir gün boş kalıp kafanızı dağıtmanız, hiçbir sorumluluk hissetmeden o günü böyle geçirmeniz, hiçbir plan yapmadan şey yapmanız, zaman geçirmeniz gerekiyor. Ben 4 yıl boyunca onunla uğraşayım, bununla uğraşayım falan filan diye böyle iyice mahvettim kendimi. Hakikaten haftada bir gün gerekiyormuş böyle boş bırakacağınız. Perşembe günüm o yüzden boş. Neyse. Beni takip edebiliyorsunuz değil mi? İşte pazartesi, salı, çarşamba yukarıda. Perşembe günü böyle ortada kabul edin. Boş bir şekilde. Ondan sonra cuma, cumartesi. Darbeden Nuka Cola Cumartesi'ne girdik. Paranormal Cuma'dan sonra Nuka Cola Cumartesi. Bilim kurgunun adresi 8'den 9'a. Şu an BioShock serisine oynuyoruz. BioShock serisi bitince, yani şu an BioShock oynuyoruz. BioShock bitince BioShock 2 oynayacağız doğal olarak. Ondan sonra BioShock Infinite gelecek. Ondan sonra da Burial at Sea ve diğer şeyleri oynayacağız. Eklenti paketi, başka eklenti paketi var mıydı onun? Sanırım vardı. Neyse onları oynayacağız. BioShock serisi bitince diğer bilim kurgu oyunlarına geçeceğiz çünkü Nuka Cola cumartesilerde her zaman bilim kurgu oyunları oynayacağız. Öyle. Ve nükleer pazar bu arada. Doğru. 8'den 9'a bilim kurgu oyunları olacak. 9'dan 10'a yine bilim kurgu oyunları olacak ama bu sefer Bay Higgs olacak. Bay Higgs 9'dan 10'a Half-Life isimli kavram üzerinde yaptığı ikinci araştırmasını bizlere anlatacak diyor kendisi. Ben de diyorum ki kısacası Half-Life 2 oynayacak Bay Higgs cumartesi günleri. Kendisine böyle demeyin. Kendisine bilim kurgudan bahsetmeyin. Kendisine şeyden de bahsetmeyin lütfen. Half-Life 2 oynadığını dediğimden de bahsetmeyin. Biraz sinirlenebiliyor. Ciddiye alıyor işleri biraz kendisi. Ve de nükleer pazar. Böyle bomba gibi bir pazar günü olacak. Nükleer bomba gibi bir pazar günü olacak. Nükleer pazarda yine 8'den 9'a Metro serisini oynayacağız. Böyle nükleer savaş sonrası geçen oyunları oynayacağız hep pazar günleri. Çünkü nükleer savaşa benim takıntım var. Yani böyle isteğim yok. Nükleer savaştan ben korkuyorum. Herhalde en çok korktuğum şeylerden bir tanesi. Neyse. Nükleer savaş sonrası geçen oyunları oynayacağız. Metro serisi 8'den 9'a. Şu an Metro oynuyoruz. Sanırım Metro'yu yavaş yavaş sonuna geldik. Yavaş yavaş bitiriyor muyuz? Emin değilim. Yarısını geçtik ama. Yarısını geçmişizdir garanti. Neyse Metro oynayacağız. O bitince Metro Last Light'a geçeceğiz. Metro Exodus planlıyordum. Exodus 2019'a ertelendi. O yüzden Metro serisi bitince büyük bir ihtimalle S.T.A.L.K.E.R'lara falan geçerim artık. Başka nasıl... Nükleer savaş sonrası olmuyor ama yani S.T.A.L.K.E.R şey de olmuyor mu? Çernobil'de falan filan da sanırım. O da nükleere giriyor en azından. Oraya da gideceğiz. O da nükleer bir patlama sonrası oluyor. En azından öyle bir şey de söyleyebiliriz. Ve 9'dan 10'a. Bu arada bütün bu yayınlar 8'den 10'a oluyor gördüğünüz gibi. Yani burada 8'de BioShock, 9'da Bay Higgs falan filan yazıyor ama yani 10'a kadar sürüyor. Birer saat hepsi. Dediğim gibi pazar günü de 9'dan 10'a Cenk Oğuz bizlerle olacak. Bizlere sıcak, kurak ve vahşi muhabbet çölünde geçen tuhaf hikayelerini anlatacak. Veya başkasının başından geçen hikayeleri anlatacak. Kendisinin şahit olduğu şeyleri anlatacak. New Vegas ve Muhavi hikayeleriyle Cenk Oğuz orada olacak. Yani yayınlar böyle. Apaplarım, dediğim gibi haftada bir gün YouTube'da olacağız. Facecam'li facecam'siz orasını bilemeyeceğim. Salı Scrolls ve çok bir olay yok. Çarşamba Twitch'te olacak. Diğerleri de Twitch'te olacak. Sadece pazartesi YouTube'da olacak ama pazartesi, her pazartesi garanti YouTube'da şey yapacağız. Çünkü YouTube'u şey yapmak istemiyorum. Boş bırakmak istemiyorum. En azından haftada bir yayın olur. Salı Scrolls'da dediğim gibi Skyrim oynayacağız. Çok bir olay yok çarşambada. Kafamıza göre oyunlar oynayacağız. İkisinde facecam olmayacak. Paranormal Cuma kurgu gecesi, Nuka Cola cumartesi, bilim kurgu günü ve Bay Higgs olacak. Nükleer pazarsa post apokaliptik oyunlar genelde veya nükleer savaş sonrası geçen oyunlar veya en azından içinde nükleer teması bulunan herhangi bir oyun ve Cenk Oğuz bizlerle olacak. Yayınlar bu şekilde bir gün YouTube'da, 5 gün Twitch'te. Haftada bir günde dediğim gibi video çekeceğim. Büyük bir ihtimalle Fallout 4 çekeceğim. Fallout 4 çok güzel bir oyun. Fallout da çok müthiş bir seri. Yani Türkiye'de neden bu kadar popüler değil? Orası anlamadım ben. Yani müthiş bir şey. Ben de oynayacağım yani. Bunu oynamanın sebebi Fallout'u sevmem değil. Fallout'u sevdirmeye çalışmam. En azından girip bir bakın neler var neler yok. Çünkü eğer ben bunu sizlere sevdirmeye çalışıyorsam... Video edit kısmında iyice asılırım, bir şeyler yapmaya çalışırım. Yani olaylarımız böyle. Öyle. Kalan şeyleri başka bir vlogda konuşuruz. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım tamamen duyurularla ve açıklamalarla geçen bu videodan bir şekilde keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı, düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.